Kendisinden öyle bir açıklama yok ama ismi geçen, ön plana çıkan bir isim. Dolayısıyla seçime doğru gittiğimiz bir dönemde bunun da altını çizmekte fayda var. Yani seçim dönemi sokakların karıştığı bir dönem olmadan geçmesi gerekiyor. Bunu dilememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada da açıklama yapılması gerekiyor emniyet tarafından. Buradan gelelim. Süleyman Söyle demişken, burayı sana neye bağlayacağım? Tam da o sırada 52,5 kilo patlayıcıyla yakalanan bir emniyet görevlisi. İstanbul'dan Hakkari'ye evet. gidiyor. Şimdi garip şeyler oluyor diyeceğim ama evet. bu nedir mesela? Ya yani bu e, bir kere şu e, bu hani normalde biz bir kişinin görevinden ötürü sınırları aşması nedeniyle eleştiriler yapıyoruz. Ne yani bir polisin mesela geçen Furkan örneğinde olduğu gibi Furkan Vakfı'na karşı olduğumuz görüşlerine karşı olduğumuzu söylemekle birlikte müdahale yöntemini eleştiriyoruz. Ama burada bambaşka bir şey var. Burada bir polis memuru baktı kendi özel bilgilerine söyleyeyim. 93 yılında polis olarak göre başlamış. Yani emniyette kaç yıldır Şirin? 93, 28, 29 yıldır polislik görevini yapan bir kişi. 14 Mart 2000 bak harekete bak. 14 Mart 2022'de Adıyaman'dan Van'a otobüsle geliyor. 16 Mart 2022'de Yüksekova'ya geliyor. Notere gidiyor. Bir şahıs adına kayıtlı aracı tescilini alıyor. Tescil aldıktan sonra Van'a geri dönüyor. Bak hareketlere bak şirin. 20 Mart'ta tekrar Yüksekova'ya geçiyor. Bak polis memuru. Ne Van'da görevli, ne Yüksekova'da görevli, ne bilmem ne de görevli. Buradan da kalmadan Şemdinli'ye geri dönüyor. Aracı alıyor ve yola çıkıyor. Şemdinli de araca ne yüklenmiş? Polis sayesinde öğreniyoruz. Tam 52 kilo 500 gram patlayıcı. Ben diyeceğim buçu unutma diyecekler. Evet. Bu Zula içinde. Zula ne demek bu arada? Zula araçlarda veya başka bir mekanda özellikle bu iş için açılmış yer. Özellikle bu hazırlanmış, yapılmış. Böyle geçerken bagaja poşet bırakılmamış yani. Şimdi burada polisin kullandığı akıllı sistemler var. Yani e, tabiri caizse böyle şüpheli hareketleri izlemeye başlıyor akıllı sistem. Bu şüpheli hareketten bu araç bir süre sonra izlemeye alınıyor. İçinde uyuşturucu olduğu düşünülüyor önce bu arada. Fakat sonra bomba çıkıyor. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki, o da bu analiz meselesini söyledi. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söylediler. Türkiye'de artık yüzde %70'i doğuda, %30'u batıda yakalanıyor. Arkada 133 paket, 53,5 kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğine bakınca polis memuru olduğunu görüyorlar. Hedefi İstanbul'du diyor İçişleri Bakanı. Gerçekten de o araba oradan İstanbul'a doğru. Düşünün 52,5 veya İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi 53,5 kilo patlayıcı. İstanbul'a gelsin neler olacak. Şimdi bakıyorsunuz İçişleri Bakanı Soylu bile bu şahsın kendisinin ifadesiyle söyleyeyim çok sıkıntılı bir tip bu kablo hırsızlığı yapmış. Bu tür ucuzlukları çok. Bu şahsın geçmişinin böyle olduğunu söylüyor. Biz attık diyor mahkeme kararıyla geri döndü diyor. Şimdi bu olaya dair bildiklerimiz somut bilgiler bu şekilde. Ancak mesela bugün Ahmet Şık da biliyorsun. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili soru önergesi verdi. Fakat kafamızda soru işaretleri var. Çünkü mesela Kocaeli gazetelerine bakıyorsun. Bu şahıs daha önce Kocaeli'de gitmiş bir boş, kendi eşiyle boşanma davasında avukatın polisle yakışmayacak işler yapmış. İçişleri Bakanı söylüyor işte kablo hırsızlığı yapmış. Bazı emniyet içinden gelen bilgilere göre bu şahıs aslında terörist falan bombacı falan değil. Bu şahıs para karşılığı parasını veriyorsun. Bu tür terör gruplarına, uyuşturucu gruplarına, yolsuzluk hırsızlık gruplarına taşımacılık yapan, kuriyelik bunun yapıyor. içinde kuryelik yapan, polis kimliğini kullanan. Çünkü polis kimliği çevirmelerde şurada burada evet. bu kadar rahat hareket edebiliyor olması ona avantaj sağlıyor. Kişi. olarak mesela Ahmet Şık'ın bütün sorularına baktım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru. Çok doğru bir benim aklımız. Ya yani bu arada emniyeti de kutluyoruz kendi hani mensupları evet. olan bu şahsı böyle kıskıvrak yakaladıkları için ama Haklı bir soru var. Diyor ki Ahmet da, Bu operasyonu diyor. Hani bu tür operasyonlarda biliyorsunuz şüpheli şahıs izlenir, takip edilir ve ulaştığı yerde o bomba kime gidiyorsa veya uyuşturucu kime gidiyorsa onunla birlikte yakalanır. Ya bu biraz yanlış olmamış mı diye soruyor. En nihayetinde burada asıl önemli olan bir kurye'nin yakalanması değil. Bu kuryenin bombanın bence... veya uyuşturucunun kime götürüldüğü. İstanbul'da nereye götürülüyordu? İstanbul'da nereye? İstanbul'da gittiğinde? ne amaçla kullanılacaktı? kullanılacaktı? Uyuşturucu olsa anlayacağız. İstanbul üzerinden Avrupa'ya gidecek gelen bomba. Evet. Bomba yani. Evet. Halimle eee bu hadisede bu arada yakalanması çok iyi bir şey, felakete dönülmesi çok iyi bir şey. Kötü olan tarafı fail yakalanmadı henüz. Yani bu polis kendi başına bir 52,5 kilo bir yere bomba Hı. koymayacaksa bu bir örgüt tarafından muhtemelen yapılacaksa, bir takım failler olacaksa bu işte, o fail yakalanmadı henüz. Doğal olarak yoksa, çünkü bunun örneklerini gördük, yoksa birileri o failin yakalanmasını istemedi mi? Bu doğal olarak büyük bir soru işareti olarak duruyor. İkincisi, ya bak 1993 yeni polisten değil, 1993, 2022, 29 yıl bu şahsın Diyelim ki bomba değil uyuşturucu taşıdı söylendi gibi. Veya kendi ifadesine göre külçe altın, külçe altın taşıdı kendi öyle demiş. Veya başka bir şey taşıdı. Kablo hırsızlığı yapıyordu onu taşıdı. İşte söylediğim gibi boşanma davasına gidip karısının avukatının orasının kablosunu tehdit etti şu an. Bu kişi nasıl 29 sene polis olabiliyor ya? Bu da haklı bir soru değil mi? En temelde sormamız gereken. Yani burada çok kolay insanlara şundan bundan atan sistem, dışına atan sistem, bir gecede meslekten ettiren sistem. Ha. Yani Bu bu şahsa karşı nasıl bu <laughs> kadar kayıtsız kalabilir? Güzel bir noktaya değindin. <laughs> e, Banka Asya'nın önünden geçti diye Fethullahçı olarak tutulan, işçi eylemlerine katıldı diye Barış Akademisyeni diye atılan e, ün üniversite öğre öğretim üyeleri ya da işte e, nedir adı işçiler, memurlar her neyse bütün bunlar hiçbir şekilde göreve dönemiyorlar. Yıllardır komisyonda bekliyorlar. E, bir polis memuru bu kadar sabıkayla dönebiliyor, Dön emniyette yerini Şu, alabiliyor. Yani... Sayın İçişleri Bakanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde muhtarlık idaresinde çalışan kişinin görümcesinin PKK bağlantılı çıktığını açıklıyorsunuz Hıza. da. Terörist Sizin adınıza açıklıyor. çıkan 50,5 kilo bomba taşıyan polis nasıl orada sorusunu neden kendinize sormuyorsunuz acaba? Şimdi A 52,5 kiloluk patlayıcısı olan birini yakalama ihtiyacı mı vardı bakan tarafından ve bunun bir başarı olarak kamuoyuna sunulması mı gerekiyordu konjonktürel olarak sorulardan biri bu. B. Hayır öyle değildi. Gerçekten böyle bir bomba İstanbul'a gidiyordu ve bir yere konulacaktı. O zaman senin ve Ahmet Şık'ın da söylediği gibi nereye gidiyordu? Nereye konulacaktı? Bakan bundan ilgili de bir açıklama yapacak mı? Bunları bilmesi kamuoyunun hakkı işte. Biraz önce konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Evet. A Eğer İçişleri Bakanı'nın bir başarı öyküsüne ihtiyacı varsa ki birazdan konuşacağız çünkü Ankara hareketli, kulisler hareketli yine kabinede bakanlar değişeceği söyleniyor. Bunlardan bir tanesinde İçişleri Bakanı'nın olduğu söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda acaba İçişleri Bakanı'nın böyle küçük küçük başarı hikayelerine mi ihtiyacı var? Dolayısıyla bu bundan mı ilintili? Çünkü kendisi de basın açıklamasında biraz sade suya tirit bir açıklama yapmış bu konuyla ilgili. B ya da gerçekten çok ciddi bir olaylar var. Kamuoyu bilmiyor ama hem İstanbul'da can mal güvenliği tehdit altında. O zaman soylu'nda çıkıp çok daha ciddi açıklamalar yapması ve bunun da devamının gelmesi gerekiyor. Bu bombalar nereye gidecekti? Kimle bağlantılıydı? Hangi amaca hizmet ediyordu? Oradan çıktığı yerdeki bağlantılar da neydi, değil mi? Hı hı. Aynı İmamoğlu'na suikat meselesinin daha net bir şekilde açıklanması gerektiği gibi. Ya bu iş öyle bir şey ki Şirin. Bunun bir benzerini ben daha önce gördüm. Nerede gördüm dersen İzmir'de bir polisin karıştığı FETÖ borsası dosyasını yazdım. Bak yazdım. Polis ya FETÖ borsası mafyatik bir iş. Cinayet işlendi İzmir'de. AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı katledildi. Çocuğunun gözü önünde 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eve girdiler katlettiler. Bu yapıyla ilişkili olan polis açığa alındı. Bak atıldı demiyorum açığa alındı. Açığa alındıktan sonra bir gün Manisa'da Manisa'da polis çevirme yaparken bir aracı durdurdu. Araba araçta arama yapıldı. Biliyorsun çeşitli uyuşturucu madde isimleri var. Adlarını söyleyerek burada reklamını yapmayacağım ama 20 kilo. 20 kilo. Ne? Uyuşturucu bulundu. Kendisi dedi ki efendim dedi ben dedi o içiciyim dedi. Ucuza buldum o yüzden aldım. Dedi. Ne oldu dersen, ilk duruşmada tahliye edildi, sonrasında da beraat etti. Sonra dedim ki ya bu iş nasıl oluyor biliyor musun? Nasıl oluyor? Ben bu işin peşine düştüm, araştırdım. Bu şahıs, bu polis, Adıyaman'daki menzil dergahında menzil şeyhine sık sıkça ziyaret eden, hatta kitabımda da yazdım, şeyh istesin çocuğu, çoluğumu çocuğumu ona kurban edin diyecek kadar cemaate bağlı biri. Yoksa... Bıraktım polisi bıraktım herhangi bir vatandaşın başına cebinde 30 gram bulunsa başına gelenleri biliyorsun. Olacak şeyler böyle oluyor. Doğal olarak bu tür hadiseleri devletten temizleyememizin nedeni aslında onları himaye eden bazı grupların devletin içinde bir fiil yuvalanmış olması. Buradan da bu dersi çıkaralım. Şimdi burada bir ara vereceğiz. Bundan sonra Sözüm Var'ın gerçek saatinde Sözüm Var'a başlayacağız. Bir sonraki bölümde iki önemli meselemiz var. Dediğim gibi Ankara kulisleri çok hareketli. Bir takım bakanlar değişecek. Hangi bakanlar? Biraz merak edin. Birazdan iki deneyimli gazeteciden bunun cevaplarını almaya çalışacağız. Erdal Sağlam'ın ekonomi yazarı Erdal Sağlam'ın bir açıklaması olmuştu.